Ezer'in Çiçekleri, dünyanın en şanslı minikleri, gençleri, hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir gün. Sabahtan bu saate kadar güzel kutlamalarla, güzel canlı yayınlarla zaten devam ettik. Yine devam edeceğiz. Devletin koruyucusu da, sahibi de millettir. Bu güzel gün çocuklarıma armağanımdır diyen Ulu Önder, Gazi Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyadaki evlatlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Türkçe zümresi adına kutluyorum. Bugün çok özel bir konuğumuz olacak. Kendisini birazdan yayına alacağız. Hatta birazdan almak üzere. Herkese merhaba. Öğretmenlerimiz de burada. Evet, Koray Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok özel bir gün yaşıyoruz. 23 Nisan'ın kutlamasını yaptığımız gün ve ekstra evde olduğumuz bir gün. Ama çocuklarımız çok güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Okulumuz ev sahipliği yaptı ve onlar çok güzel bir katılım gerçekleştirdi. Şiir okuma yarışması, şiir yazma yarışması, öykü yazma yarışmasına katıldılar. Ve bunun duyurusunu da sizin sayenizde yaptık yine. Okulumuza da konuk olmuştunuz. Öncelikle size ilk sorumla başlamak istiyorum, mümkünse. Bu özel günde Gazi Paşa'nın güzel yavrularımıza hediye ettiği bu özel günde günün anlam ve önemiyle ilgili ne söylemek istersiniz bize, ne anlatmak istersiniz? Çok özel bir günde bir arada olmaktan ayrıca mutluyum. Bundan tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de meclis etrafında toplanan ve meclisin açılışını heyecanla bekleyen kalabalık şanslıydı. Çünkü o gün onlara Ulu Önder atamız şöyle seslendi. 23 Nisan Türkiye Milli Tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık duygusuna karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Bizler de çok şanslıyız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 100 yaşında ve bizler Evet. evlerimizde her şeye rağmen aynı coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz bu 100 yıllık harikayı. Çok büyük bir gurur değil mi hocam? Çok. O yüzden hepimizinkini Hocam, kutluyorum. evet yani bugün anneleriyle, babalarıyla, ailesiyle, büyük anne ve büyük babalarıyla güzel bir kutlama yaptı çocuklarımız. Bizler de evlerine bağlandık. Bu kutlamalara dahil olduk. Sınıf sınıf hepimiz bu kutlamaların içinde yer aldık aslında. Olabildiğince de bu işi coşkusunu kaybetmeden devam ettirdik. Bugün aslında çocukların sabırsızlıkla beklediği bir gün. 23 Nisan olmasının dışında. Çünkü 4. sınıftan 7. sınıfa kadar tüm kademelerde diğer şubelerimizin de içinde dahil olduğu bir yarışma düzenledik. Bu yarışmanın sonuçları da sizin elinizde. Evet. Bizde değil. Evet, yarışma sonuçları da sizde. Peki, öncelikle size şunu sormak istiyorum. Mesela öykü yazan çocuklarımız var ve bu öykülerde kurguların çok önemli olduğunu, işte kompozisyon ve yazım kurallarının hani Türkçe zümresi olarak ne kadar önem arz ettiğini her zaman söylüyoruz. Kendimizi ifade etmenin de aynı şekilde. Sizler yazmayla ilgili nasıl tavsiyeler verebilirsiniz çocuklarımıza? Aslında yazmanın yolu çok okumaktan geçiyor öncelikle. Çok fazla okumaktan geçiyor. Çünkü yazmak bir yolculuk. Bugün bu yarışmaya katılan çocuklarımızın da hepsinin kazandığını düşünüyorum ben. Evet, kazananlar listesi var Evet, elimizde. doğru. Ama hepsi kazandı. Niçin? Çünkü bu yolculuğa hep birlikte adım attılar. Adımladılar bu Evet. yolculuğu. O yüzden aslında yazmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçiyor. İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir okur olmak, okumaktan geçiyor. Ben çocukken okuduğum kitapları hatırlıyorum. Yazma yolculuğu, yazma serüveni deyince. Aklıma Jules Verne geliyor. Jules Verne buluşları, makineleri çok güzel anlatır. Ben Jules Verne okuduğumda o makineler yapmadım, buluşlara imza atmadım ama bana hayal gücünün sonsuz sınırsız olduğunu öğretmişti Jules Verne. Ve ona derler ki aslında bir vizyon sahibiydi
ve bize pek çok buluşta öncülük etti. Bunu Evet. söyleyenler. Onunla ben Ay'a gittim, Everest'in tepesine de çıktım, Ay'a da ayak bastım. İşte okuduğumuz kitaplar bizi alıp bambaşka yolculuklara, büyülü serüvenlere götürürken bize yazmanın kurallarını da bir anlamda sindiriyor. Nasıl olmuş, yazar bunu nasıl atlatmış? Sokağı çocuklarını okuduğumda hüznün de çocukluğun bir parçası olduğunu, hüznün de Evet. çocukken bile bizi geliştirebildiğini görmüştüm. Pollyanna ile mutluluğun sırrını öğrendim. Sevgili Gülten Dayıoğlu okuduğumda Fadiş'te o çabasını nasıl anlattığını, o mücadelesini o kadar güzel anlatmıştı ki ve çok etkilenmiştim. Bugün yazar olmamda bütün okuduğum kitapların katkıları vardır. Hepsi bana parça parça bir şeyler katmışlardır. O yüzden diyorum ki yazmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçiyor, okumaktan geçiyor. Doğru hocam, doğru söylüyorsunuz. Peki bu hani bahsettiğiniz kitapları söyleyince özellikle aklıma geldi. Parça parça etkilendim. Dönem dönem bazı yerlerde etkilendim ve bu beni etkiledi diyorsunuz. Siz çok önemli ve iyi bir yazarsınız. Çok değerli bir yazarsınız. Ve yazdıklarınızı da çocuklarımız çok büyük keyifle okuyorlar. Bizler de aynı şekilde. Bu eserlerinizin içinde bu benim göz bebeğim diyebileceğiniz işte şu yazardan ve şundan da feyiz almıştım. Aklımda kurguladığım bir şeyler vardı. Onunla bu yola çıktım dediğiniz böyle en beğendiğiniz eseriniz hangisi? Çok teşekkür ederim övücü sözleriniz için. Çok sağ olun. Estağfurullah. Hak Sizi ediyorsunuz çok hocam, o teşekkür yüzden. ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Sağ olun, var olun. Bütün eserlerimi ayıramıyorum. Şu eser daha öne çıkıyor diye. İnanın içimde çıkmıyor hiçbirisi. Büyük yaş grubundan küçük yaş grubuna kadar yazdığım eserlerde hiçbirisi ön plana çıkmıyor. Ama bir tanesi var ki biraz kendimi de anlattım, biraz çocukluğumu da anlattım. Oradaki kuşçu karakterini de kendime zaman zaman benzettiğim Almarpa'nın Gizemi adlı eserim. Biraz benden, biraz anneannemden içerdiği için onu sayabilirim. Ama bir tanesini diğerinden ayırmam. Tüm bu okuduklarım, sayamadıklarım şu an hepsi mutlaka katkıda bulunmuştur. Dediğim gibi ya benim hayal gücümü genişletmiştir, ya kelimelerin nasıl, kurgunun nasıl yapılacağını bana öğretmiştir. Bütün okuduğum yazarlar, bütün okuduğum metinler katkı sağlamıştır. Peki bir öğrencim bana söylemişti bunu kompozisyon yazdırırken sınıfta. Özellikle bunu bir yazara sormayı hep arzu ettim. Ben de aynı duyguyu çok fazla yaşıyorum fazlalıkla. Mesela bir şey yazacağım işte ya bugün tam bir yazma günü dediğim ya da işte bugün bir şeyler karalasam dediğim bir günde aslında canımı sıkan bir şey ya da çok sevindiğim bir olay da olabilir. Ama yazmaya oturduğumda çocuk da bana aynı şeyi söylemişti hocam. Yazmaya oturduğumda farklı bir şey yazıyorum. O gün çok hüzünlüyüm ama neşeli bir şey yazıyorum. Hocam nasıl oluyor demişti. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Bir yazara soralım dedim ben de. Sizce nasıl oluyor hocam? Siz de yaşıyor musunuz bu tarz bir şey? Ben de yaşıyorum. Tamamıyla mesela ben taslak yaparım. Yazmadan önce bir romanı, hikayeyi taslak olarak belirlerim. İşte karakterleri bir harita çizerim. Kafamda karakterlerin özellikleriyle. Yazarken o taslağı, elimdeki o dokümanlarıma, notlarıma rağmen bambaşka şeyler yazdığımı görüyorum, gözlemliyorum. Ben buna yazının büyüsü diyorum. Okumanın büyüsü gibi, Evet. yazının da büyüsü. Sizi bir anda başka bir duygudan alıp bambaşka bir yere götürüyor. Satırlar aktıkça zihninizdeki düşünceler de akıyor. Zaten insanlar Evet, doğru. binlerce yıldır düşünüyor, konuşuyor, anlatıyor, yazıyor. Binlerce yıldır düşünüp konuşup anlatıyor. Ve yazı nasıl gelişmiş, nasıl çıkmış ortaya? Artık insanlar bu düşünüp konuştuklarını bir şekilde aktarmak istemişler. Bazen ekleyip Evet. aktarmışlar. Bazen Doğru. tamamıyla kurguya aktarmışlar ama aktarmak istemişler. Bu istekle ortaya çıkmış. Yazmaya başladığımızda her şey malzememiz. İlk önce yazmadan önce bir şeyleri düşünüyoruz. O her şeyin içinden bir şeyler eliyoruz. Zihnimiz eliyor. Ne olabilir? Bir anı olabilir. Bir olay olabilir. Bir efsane olabilir. Yaşadığımız bir şey olabilir. Yaşadığımıza kattığımız şeyler olabilir. Ama kalemi elimize aldığımızda andan itibaren o bambaşka bir şekil alıyor. Niçin? İşte orada türe karar vermiş oluyorsunuz. Mesela çocuklarımız Evet. şiir de yazdılar, kompozisyon da yazdılar. Bu bile size bir Evet. çerçeve çiziyor. Aynı düşünceyi Doğru. şiir olarak farklı aktarabilirsiniz, roman olarak, kompozisyon olarak farklı aktarabilirsiniz. Orada bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz zihninize ve özgür bırakıyorsunuz bir anlamda. Ünlü edebiyatçı Nobel ödülü alan Faulkner, Ses ve Öfke kitabının zihinsel bir resimle
başladığını söylüyor. Zihinsel bir resim görüp öyle başladığını söylüyor. Dolayısıyla bize verilen bir sözcük de olabilir, bir düş de olabilir. Belki bizi, o dediğiniz gibi, o gün çok mutsuzum, başıma tatsız bir olay geldi, bir şeye canım çok sıkıldı. Yazmak o süreçte belki de şunu tamamlıyor, bizi sağaltıyor. Nasıl sağlıyor bunu da? Haydi yaz, sen yazarken bu duygularını negatiften pozitife doğru geçirebileyim sözcükler aracıyla. Bunu yaparak sağlıyor. Öyle düşünüyorum. Aslında müzik ya da resim gibi bizi destekleyen ve rahatlatan bir şeye dönüşüyor. Yazmak da aslında bizi pozitif yönde etkileyen bir şey oluyor. Çünkü içimizi boşaltıp rahatlıyoruz dediğiniz gibi. Evet. Birisi şöyle yazmış alttan, yorumları okuyorum bir yandan. Yazmak insanı özgürleştirir hocam yazmış. Kesinlikle Güzel çok bir doğru. yorum. Çok Çok güzel güzel bir yorum. yorum. Kesinlikle çok Size güzel bol bol yorum. selam söyleyenler var Koray Ne Hanım. güzel. Ben de Hoş sevgiyle geldiniz yorumluyorum. diyenler var. Alkış gösterenler, kalp gözler şu an Zaten dolup hepsine taşıyor. kalp yapıyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Ne güzel bir arada olmak. Bu özel günde bir arada olmak ne kadar güzel. Hocam sizi çok fazla tutmadan ben bir paylaşımınızı gördüm. Onun üstüne bu da son sorum olsun müsaadenizle. Lütfen. Geçtiğimiz günlerde şöyle yazmıştınız. Instagram adresinizde gördüm. Bir tablo gibi bir şeyin önünde gördüm. İnsanoğlu çok şey yarattı ama en şaşırtıcısı kitap demişsiniz. Ancak kitap bambaşka. Şimdi bu bambaşka yapan şey nedir? Bir iki cümleyle bir de bu duygularınızı almak istiyorum. Onu Kağıt ve Kitap Müzesi'nde çekildiğim bir fotoğraftı. Şimdilerde Evet. evlerdeyiz. Eski fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Biraz nostalji yapıyoruz, deyim yerindeyse. Borges'in bir sözü. Çok da sevdiğim bir sözü. Çünkü kitap bizi zihinlerimizde, bakın ne kadar güzel demiş bir dinleyicimiz, bizi Özgürleştirir. özgürleştirir, özgür kılar demiş. Edebiyat hayatı bana kalırsa anlama ve anlamlandırma sanatı. Biz edebiyatla aslında farklı duyguları farklı formlara sokabiliyoruz. Siz şimdi konu verdiniz arkadaşlarımıza, gençlerimize konular verdiniz. Hepsi bambaşka şeyler ortaya çıkardı. Bu bir ressamın, siz de biraz önce örnek verdiniz, bir fotoğrafçının belki aynı kareye bakan onlarca fotoğrafçı, onlarca farklı tablo oradan çıkarabilir, onlarca farklı fotoğraf karesi ortaya çıkabilir. Biraz yazmak da öyle bir şey. O yüzden kitap Evet. hayatımızda hep var. Burada Ulu Önder atamızı tekrar anmak istiyorum. Atatürk cephede bile kitap okumuş. Yanında Evet. yanındakileri bana kitap getirin demiş, bunu söylemiş. Hatta onunla görüşmeye giden bir gazeteci röportajında onunla ilgili anılarını anlattığında karargahını tasvir ederken Atatürk'ün masasının üzerinde kitaplardan söz eder. Tek tek isim verir ve Ulu Önder atamız eserlerini okumaya ve kitaba borçlu olduğunu söyler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür der. İşte o Evet. yüzden kitaplar bambaşka, her şeye rağmen, bütün bu var ettiğimiz, yaptığımız teknolojiye rağmen kitaplar bambaşka. Bizi öğrendiklerimizle, okuduklarımızla, kitaplar olmasaydı, şimdi teknoloji var, teknoloji sayesinde ulaşabiliyoruz geçmişe. Ama kitaplar olmasaydı biz geçmişi öğrenemeyecektik. Geçmişi kitaplar Evet. sayesinde, yazılanlar sayesinde öğrendik. Amerikalı ünlü yazar yine Alvin Toffler der ki 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz tam da 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil. Okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştirmeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır der. O yüzden lütfen okuyalım. Çok Evet. önemli, doğru. Size bir sürü soru geldi hocam şu an. Onları not alıyorum bir yandan. Yazmaya ilk ne zaman karar verdiniz demiş birisi. Yazmaya karar verdiğimde bugün yarışmayı duyuracağımız arkadaşlarımızın yaşlarındaydım. Aa, muhteşem. Onların da yazarlık serüveni öyle başladı. Başladı. Hepsinin yazarlık yolculuğu serüveni başladı. Ben de tam onların yaşındaydım. Şunu fark ettim. İşte Jules Verne sayesinde küçük bir sahil kasabasına Jules Verne'le Ay'a adım atınca, küçük bir sahil kasabasında okuduğum kitaplar sayesinde Everest'in zirvesine varınca dedim ki, ah, kitaplar beni alıp nerelere götürebiliyor? Acaba Değil, ben doğru. miyim? Bunlar böyle bir şey yazabilir miyim? Böyle bir kitap, bir macera, bir masal anlatabilir miyim? Yavaş yavaş kafamda şekillenmeye başlamış ama tam da şu an yazan arkadaşlarımızın yazdığı yaşlardaydım. Yazar olmaya karar verdiğimde zaman zaman önüne başka başka şeyler geldi gitti ama yazar olma fikri hep
bir yerde vardı. Bazen silikti, bazen daha belirgindi ama vardı. Hep içimizde o duygu varsa zaten bir şekilde o silik de olsa tekrar belirginleşiyor hocam Evet. galiba. Evet. Bir soru daha var. Yani biz hani yavaş yavaş toparlayalım ve açıklayalım sonuçları diyorduk ama size sorular geliyor sürekli. Kitabınız çıktığında ne hissediyorsunuz demiş. Çok heyecanlanıyorum. Bir kitabı, bir metni kitap haline getirdiğimde de yani bitirdiğimde de çok heyecanlanıyorum. Aslında yazmak düşünmek. Yani düşündüğümüz şeyler, bizim en önemli malzememiz düşünceler. Öyle ki yazarken malzemelerimiz yazmaya başladığımızda değişiyor. Yani onu başladığımızda bambaşka yere doğru gidebiliyor. Ve ben çok seviyorum o yazma sürecini. Yazarken düşüncelerimin değişmesini, yönlendirilmesini, kahramanların beni farklı farklı yerlere götürmesini çok seviyorum. Yazdığım noktada da bazen şaşırtan şeyler oluyor beni bitirdikten sonra. Çünkü bitirdikten sonra da düşünme süreci devam ediyor. Tam olarak Evet. kitap o bitti artık. Sen bu eserle ilgili artık düşünme. Bu başka bir şey düşün. Denilmesi demek aslında elimize kitabın gelmesi. O da beni çok heyecanlandırıyor. Onların kitap olarak pek çok okurla buluşacak olması, kahramanların okurlarla bir araya gelecek olması çok heyecan verici bir süreç. Hala ilk kitabımdaki kadar yeni bir kitabım çıktıkça Heyecanlı diyorsun. heyecanlanıyorum. Hala evet. Birisi demiş ki Defne galiba yazan öğrencilerimizden bir tanesi. Ailecek çocuklar ve büyükler olarak hepimiz kitaplarınızı okuyoruz ve çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum Defneciğim. Çok sevgiler. Çocukların hayal dünyasına çıkabilmek demiş. Çok doğru söylemiş. Çok doğru Bu söylemiş. çok önemli. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz diye bir öğretmenimiz sormuş. Çiğdem hocam galiba. Evet. Çok doğru söylemiş. Öğretmenimi sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız hepiniz. İyi ki varsınız. Bu özel günlerde de çocuklara ne kadar özel olduğunu söylediğiniz çocuklarla birlikte kutladık diye bir kere daha anımsattınız. Onların adına da teşekkür ediyorum. Nasıl hissettiriyoruz? Ben hep şunu söylüyorum. Şimdi yetişkin edebiyatı diyoruz. Çocuk edebiyatı var. Niye var çocuk edebiyatı? Yetişkin edebiyatı diyoruz. Dediğimiz edebiyatta bunu 40 yaş üstü okusun demiyoruz. Ya da 70 yaş üstü Evet. okusun, 70 yaştan sonrası okumasın. 30 yaşın altıysanız okumayın demiyoruz yetişkin edebiyatında. Evet. Herkes okuyabiliyor yetişkin olan kitabı. Ama çocuk edebiyatında çocuğa görelilik diye bir kavram var ve o çocuğun zihinsel, psikolojik gelişim evreleri var. İşte oraya çıkabilmek gerekiyor. Nasıl çıkabilmek? Hepimiz çocuk olduk ama ne kadar anımsıyoruz çocuk olduğumuz zamanları, çocuk bakış açısını ne kadar anımsıyoruz. Çocukların hayalleri sonsuz, sınırsız. Bununla ilgili aklıma zaman zaman yaratıcı yazma atölyelerinde de gösterdiğim bir video var. Şey soruyorlar, yetişkinlere önce soruyorlar. Bir özel bir şeyiniz olsaydı, değiştirebilseydiniz, size bir özellik verilseydi ne olurdu diye. Yetişkinler boyumu değiştirirdim, saçımı sevmiyorum, işte yüzüm çok sivilceli, biraz kiloluyum. Hepsinin söylediği bu çocuklara geliyor. Yurt dışında yapılmış bir çalışma ve video şeklinde yayınlanıyor. Çocuklara geldiğinde parmağımın ucunda gözlerim olsun isterdim. Deniz kızı olmak isterdim. Uçabilmek isterdim. İşte bu kadar onların buna yükselebilmek gerekir. Biz hala sınırlıyoruz. Sınırlıyoruz bazı şeyleri. Zannediyoruz ki sınırlarla. Hayır, çocuklar hayal gücünü sınırlamıyor ve aslında her şey hayal etmekle başlıyor. O yüzden de sanırım biraz çocuk ruhuyla yaklaşabilmek, onların öğretmenim de söylediği gibi o ruha, onların o düzeyine çıkabilmekle Çıkabilmek, değil oluyor. mi? Doğru, Evet. doğru. Hep bize derler ya hocam, onların seviyesine inin. Eğer uyarı cümlesi kullanıyorsanız, göz hizanız aynı hizada olsun. Düşünce seviyemiz de o seviyeye çıkabilmeli ki aynı cevabı verebilelim. Yani o muhteşem bir şeymiş. Yani gerçekten parmaklarımın uçlarında gözlerim olsun muhteşemmiş hocam. Çok güzel söylediniz. Evet. Dediğiniz gibi gözlerimizi göz hizasında ama zihin hizasında yapmamız için çömelmememiz, bizim de kanat takmamız gerekiyor. Aksine o zaman Evet. yükselmemiz gerekiyor. Çok doğru, çok güzel söylediniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Emeklerinize sağlık. Yine hocalarımız, Türkçe hocalarımız da aynı şekilde yazan hepsini not aldım. Şöyle söylemişler. Yine okulumuza bekliyoruz. Her şey düzene girsin. Okulumuzda sizi yine görmek istiyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımız da ısrarla birinci kim ben miyim diye yazanlar var. Birinci kim hadi artık açıklayın diyenler var. Şimdi bu temamız 23 Nisan'dı.
bu konu üzerinde şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon yarışmalarımız vardı. İlk başta kompozisyonla başlayalım mı hocam? Tamam. Elinizde. Kompozisyonla başlayalım. Kompozisyon yarışmamızın birincisi kim? Önce şunu söylemek istiyorum. Bütün Tamam. arkadaşlarıma, önce öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum davetleri için. Umuyorum ki bu süreç geçtiğinde ben de çok seve seve okulumuzu ziyaret edeceğim. Şahalet ezerim. Bu arkadaşlarım hepsi kazandı yarışmaya başlayan. Ben bunu şuna Tabii ki. benzetiyorum. Bir tohum ekmek gibi. Tohum ekersiniz ama bazen aynı cins ürünü dahi ekseniz bazen bazısı farklı zamanda çıkar, bazısı farklı zamanda çıkar ama mutlaka oradan verdiğiniz emek oranında bir şey ortaya çıkar. O yüzden lütfen şimdi biz birinci, ikinci, üçüncü okuyoruz diye diğer arkadaşlarım da yazarlık yolculuğu başladı, yazarlık serüvenleri başladı. O yüzden diğerleri de yazmaya devam etsin. Tabii ki. Kompozisyon Yarışmalarımız devam edecek çünkü. değil mi? Kompozisyon Tabii. birincisi 6C'den Gülce Demir. Tebrik ediyorum. Yüreğine, kalemine sağlık, fikrine sağlık diyorum. İkinci yine 6C'den Ela Karadağ. Ve üçüncüye geldik. Bu kez 7A'dan Bartu Sönmez. Evet. Çok güzel. Bunlar bu çocuklarımız hocam artık yazmaya daha hevesli olsunlar. Daha Evet. fazla kompozisyon göndersinler. Daha fazla. Şimdi o kadar çok kompozisyon geldi ki hocam. Onlarca kompozisyon geldi. El yazısıyla yazanlar, bilgisayarda yazanlar, ismini yazmadan gönderenler. Birçok kompozisyon geldi ve içlerinde gerçekten güzel kompozisyonlar da vardı. Az önce dediğinizde çok katılıyorum. Yazmaya devam etmek ve bu açan çiçekler gibi bazılarını daha da çok sulayarak daha güzel hale getirmek lazım. Diğerleri de pes etmesin. Evet, Şiir mutlaka öne yazma çıkacak yarışmamıza sizinle. geçelim. Evet, şiir yazma yarışmasında Çayyolu'ndan birincimiz çıkmış. Çayyolu kampüsünden Su Hümeyda birincimiz. İkincimiz 5A'dan Elif Kardelen. Üçüncümüz yine Çayyolu'ndan 5A'dan Sude Turhan. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tebrik Şimdi, ediyorum ben de onları. Şiir yazmak da türler arasında zor bir türdür. Bu evet. arkadaşlarım ne kadar güzel yazmışlar ve ödül alacaklar. Tebrik ediyorum onların hepsini. Yürekten kutluyorum. Kocaman sarılıyorum hepsine. Bir de şiir yazma dışında güzel şiir okuyanlara videolar çektiler bizim için. Evlerinde hazırlandılar kıyafetleriyle, ellerinde bayraklar. Güzel bir şiir okudular ve bu videolarla bize gönderip yarışmaya katıldılar. Şimdi bunların birincilerini, şiir okuma yarışmamızın bir, iki ve üçüncüsünü alalım hocam sizden. Öncelikle cesaretleri yüzünden, cesaretlerine ötürü de ben tebrik ediyorum çocuklarımızı. Yazmak evet, Tabii. okumak evet ama bunu bir yarışmaya göndermek büyük bir cesaret, büyük bir özgüven Kesinlikle. demek. Şiir okuyanları özellikle tebrik ediyorum. Dediğiniz gibi çekip göndermişler. Ben şu an heyecanlıyım. Böyle bir yarışmaya şiiri okurken müthiş heyecanlanırdım diye düşünüyorum. Önce dördüncü sınıfları okuyalım o halde. Şiir Olur. okuma yarışmasının birincisi çok da güzel. Kendi yazdığı şiiri okuyan Elif Yetkin 4A'da. Kendi yazdığını okuması ayrıca çok güzel. Elif'i tebrik ediyorum. İkincisi 4D'den Damla Dinçer. Üçüncüsü 4C'den Arhan Karoğlu. Ve geldik 5'lere. Birincisi 5A'dan çıkmış Elif Kardelen. İkincisi 5B'den çıkmış İrem Su Göktepe. Ve üçüncümüz 5C'den Elif Batura. Harikasınız. Lütfen yazmaya devam edin. Lütfen üretmeye devam edin. Kazananlar mutlaka yazmaya devam etsin. Ama ben kazanamadım. Ben üzülmeyin. Yazmak uzun bir yolculuk. Upuzun bir yolculuk. Hepiniz yazmaya, Çok okumaya doğru. devam edin lütfen. Hocam son sözlerle o zaman size de teşekkür ederek kapatalım 23 Nisan buluşmamızı. Her yıl 23 Nisan'da hayatta neyle karşılaşmış olursak olalım, hastalıkta ve sağlıkta Atatürk'ün ruhunu hatırlayıp aynı ruhla ülkemize, vatanımıza, bağımsızlığımıza, atamızın bizlere aşıladığı birlik ve beraberlik inancımıza sahip çıkacağız.
Ve bununla ilgili zaten bugün tüm derslerde söz verdik. Celal Tezer andımızı okuduk ve yine söz verdik. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın Celal Tezer'in çiçekleri, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve size çok teşekkür ediyoruz Koray Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yaşasın yazmak, yaşasın okumak, yaşasın çocuklar Çok iyi ki teşekkür ederim. yazdılar ve okudular. Ben de çok teşekkür ediyorum.